Çete lideri olmakla suçlanan sanık 3 ay önce cezaevinden çıktı. Onun cezaevinden tahliye olmasıyla bu defa eski eşinin kabus günleri yeniden başladı. Darp ve tehdit edildiğini söyleyen kadın çocuğunun babasından ölümüne korkuyor. Yardım edin diye feryat eden kadın eski eşinin kendisini bergenvari tehdit ettiğini söylüyor. Size bakacak göz mü bıraktım, paramparça ettim. Bergen gibi yapacağım, senin yüzünü yakacağım mesajı verdi bana. Benim yüzüme kezzap atıldığında mı müdahale edilecek? Kezzap korkusuna paylaşılan bu videoyla kapıldı. Yardım istedi. Hayatım kabusa döndü dedi. Cezaevinden çıkan eski sevgilisi tarafından darp edildiğini öne sürdü. Önce canımla, sonra yüzümle, kızımla tehdit edildim. Pek çok suça karıştığı iddia edilen, hatta işkence yaptığı kişilere etek giydirip sosyal medyada yayınlayan Dönerler Çetesi'ne yönelik 2019 yılında İstanbul'da operasyon yapılmış, tutuklu 12 sanık hakkında 9 yıldan 178 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. Namusunu temizle oğlum, namusunu temizle. Cezaevine cep telefonu sokmamı istedi. Birkaç tane kimyasal ilaç sokmamı istedi. Bunları yapamam dedikçe aile benden uzaklaştı. Ancak çete lideri olmakla suçlanan Emirhan Döner yaklaşık 3 ay önce tahliye oldu. Emirhan Döner tahliye olduktan sonra Şenay Şentürk'le birlikte evlerine geldi. Ama iddiaya göre o dakikadan sonra hem hakaretler hem de şiddet bir türlü dinmedi. Bana ağza alınmayacak şeyler söyledi. Sustuğumda saçımı tutarak susma, cevap ver. Niye susuyorsun? Susma. Elini yumruk yaparak sürekli bana bak, bana cevap ver. Sürekli yumrukla kafama defalarca aynı yere vuruyor. Sabaha karşı telefonumu istedi. Benim banka hesaplarımdaki paraları yengesinin hesabına göndereceğini söyledi. Kızımın boğazını sıkınca lanet olsun dedim. Yani ne olacaksa olsun, alsın göndersin. Emirhan Döner evden ayrıldıktan sonra Şenay Şentürk 2,5 yaşındaki kızını da alıp annesinin evine kaçtı. Hastaneden darp raporu alıp şikayetçi oldu. Uzaklaştırma kararı çıkarttırdı. Kafamda 3 santim sağ tarafta ve sol tarafta şişlikler oluştu. Unutamayacağın izler bırakırım. Beni pişman etme diye mesajlar attı. Ekmek almaya çıkamıyorum. Döner geçtiğimiz gün sosyal medyadan kezzaplı saldırı sonucu kör olan ve sonra eşinin silahlı saldırısıyla henüz 30 yaşındayken hayatını kaybeden şarkıcı Bergen'le ilgili paylaşım yaptı. O videoyu izleyen Şenay Şentürk korkuya kapıldı. Bergen'in videosunu paylaşıp bana gönderme yapıldı. Yüzünde sana bir iz bırakırız ve hayatın boyunca aynaya baktığında hatırlarsın. Devletime artık yalvarıyorum. Benim tek isteğim şu anda kızımla rahat bir şekilde yaşamak. Benim artık yakamdan düşsünler. Ne zaman müdahale edilecek?